O zaman biz de Rize'ye gidelim. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı öncesinde. Bizi orada Furkan Yıldız bekliyor. Önce çok merak ediyorum, hava nasıl orada Furkan? Çünkü burada çok soğuk. Öyle başlayalım. Melike çok teşekkürler. Rize'den bizler de mutlu günler, yayınlar dileyelim. Senin bıraktığın noktadan devam edeyim, havayla başlayayım. Şu an için burada ılık bir hava var. Yaklaşık 10 derecelik bir hava sıcaklığı olduğunu söyleyelim. Zaman zamansa yağışlı bir hava var şu an için Rize'de ama ilerleyen saatlerde, özellikle maçın oynanacağı saatlerde biraz daha soğuk havanın etkisini arttırmasını Rize'de bekliyoruz. 16. haftanın erteleme mücadelesinde bugün iki takım ligin 2-29 puanlı takımı Çaykur Rizespor ve Beşiktaş saat 20'de karşı karşıya gelecekler. Bizler de şu anda aslında şehrin yüksek rakımlı noktalarından birisindeyiz. Burası Dağbaşı Mahallesi olarak geçiyor Rize'de. Erdal'dan da rica edeyim, ekip arkadaşından biraz Rize manzarasını sizlere aktarırken ben maça dair, iki takıma dair notları aktarmaya başlayayım. Tabii Beşiktaş'ta kısa bir süre önce, bundan yaklaşık bir saat önce artık siyah beyazlarda yeni teknik direktör Fernando Santos'ta yeni sözleşme imzalandı ve resmen Fernando Santos dönemi Beşiktaş'ta başlamış oldu. Portekizli teknik direktörün bugün akşam saatlerinde özel uçakla Rize'ye gelmesini ve Çaykur Rizespor Beşiktaş mücadelesini stadyumdan takip etmesini bizler de bekliyoruz. Yine Fernando Santos'un Rize'ye iniş görüntülerinin de yine Aspor ekranlarında olacağının da bilgisini verelim. Beşiktaş'ta son haftalarda tabii özellikle iç sahada alınan mağlubiyetler arka arkaya, iç sahada ligde alınan 3 mağlubiyetin ardından moraller bozuk. Kasımpaşa mücadelesinde siyah beyazlar 3-1'lik bir mağlubiyet yaşamıştı. Bugün Rize deplasmanında Beşiktaş kazanarak artık bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Dün kafile akşam saatlerinde buraya, Rize'ye gelmişti. Önemli eksiklerle geldi Beşiktaş Rize'ye. Kadroya geçelim dilersen Melike. Beşiktaş'ın Rize Spor maçı kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Alex Oxlade-Chamberlain'le beraber yine kaptan Necip Uysal'ın olmadığını söyleyelim. Sarı kart cezalısı olan Salih Uçan da yine bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Bu üç isme ek olarak da Valentin Rozier, Beşiktaş'ta geçtiğimiz aylarda alınan kadro dışı kararındaki 5 futbolcudan birisi de Valentin Rozier'ydi. Henüz Rozier için bu süreç sonlanmış değil. Fransız sabekin kadro dışı süreci Beşiktaş'ta devam ediyor. Takımla beraber o da Rize'ye getirilmedi. 4 isimse Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası için milli takım kampında şu anda. Omar Colley, Daniel Amarty, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar milli takım kampında bulundukları için bugün yine Beşiktaş'ta maç kadrosunda olmayan diğer önemli isimler. Fernando Santos'tan bahsetmiştik. Beşiktaş'ta şu bilgiyi de aktaralım. Fernando Santos dönemi ise bugün hoca yaklaşık bir saat önce artık imzayı attı. Fakat resmi dönemin, daha doğrusu takımla beraber çalışmalara Fernando Santos yönetiminde Beşiktaş'ın Perşembe günü başlamasını bekliyoruz. Bugünkü mücadeleyi hoca tribünlerden takip edecek. Yarın takımın izinli olmasını bekliyoruz. Perşembe günü ise Beşiktaş Fernando Santos yönetimindeki ilk antrenmanına çıkacak ve cumartesi akşamı saat 19'da ise Fernando Santos artık Beşiktaş taraftarıyla Tüpraş Stadyumu'nda Babacar Fatih Karagümrük mücadelesi resmen tanışmış olacak. Tekrar bu akşama dönelim. Peki bugün Beşiktaş'ın bu eksikler doğrultusunda nasıl bir 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz? Siyah beyazların karesinde bu akşam Mert Günok görev alacak. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Onur, sol tarafında Bahtiyar Zaynuttinov, özür diliyorum. Sol bekte Emre Can Terzi, sol stoperde Bahtiyar Zaynuttinov ve yanında ise Tayyip Tallah Sanuç'un görev almasını bekliyoruz bu akşam Beşiktaş'ta. Önlerinde Salih'in yokluğunda orta saha kurgusunda Beşiktaş'ın bugün Demir Ege Tıknaz, Amirhad Zahmetoviç ile beraber Jetson Fernandez'in görev almasını bekliyoruz. Hücumun ise sağ tarafında Milot Rashica, sol tarafında son iki hafta attığı gollerle beraber biraz olsun Beşiktaş taraftarının da yüzünü güldüren bir isim Semih Kılıçsoy'un bugün sol önde maça başlamasını bekliyoruz. Ve Beşiktaş'ın en uçta ise bugün Jackson Muleka 11 ile Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyet aramasını bekliyoruz. Santos'tan bahsetmiştik. Bugün yine Rize deplasmanında takımın başında son iki Süper Lig maçında olduğu gibi Serdar Hoca, Serdar Topraktepe olacak. Artık Babacar Fatih Karagümrük maçıyla beraber Fernando Santos da resmen Beşiktaş'taki görevine başlamış olacak. Ev sahibi ekibe geçelim.
Çaykur Rizespor son haftalarda Trendyol Süper Lig'in en formda ekiplerinden birisi. İlhan Palut ve öğrencileri son 7 Süper Lig maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik almayı başardı. 15 puan topladı bu süreçte Çaykur Rizespor. Bugün onlar da aslında Beşiktaş'ın içerisinde bulunmuş olduğu, saha içinden tabii ki bahsediyorum, içerisinde bulunmuş olduğu bu olumsuz tablodan ev sahibi ekipte faydalanmak istiyor. Onlarda da nasıl bir 11 bekliyoruz bu akşam? Ev sahibi ekibin muhtemel 11'ini aktaralım hemen. Çaykur Rizespor'un kalesinde bugün Beşiktaş karşısında Gökhan'ın görev almasını bekliyoruz. Dörtlü savunmanın ise sağ tarafında Taha, sol tarafında Hoca. Stoper ikilisinde bugün Emirhan'la beraber Anıl ikilisinin sahada olmasını bekliyoruz. Önlerinde ikili bir yine orta saha dizilişi Jonjo Shelvey ile beraber Olavoy'un. Hücumun ise sağ tarafında Benhur, sol tarafında Zekiri. Merkezde Varasenovic ve Nusa ise bugün Gayiş 11 ile Çaykur Rizespor'un da Beşiktaş karşısında galibiyet aramasını bekliyoruz. Havayla başlamıştık. Mışık havayla bitirelim. Şu an için ılık bir hava var Zede Melike. Yaklaşık bağlantının başında da ifade ettiğim gibi hava sıcaklığı 10 derece. Zaman zaman yağışlı bir hava şu ana kadar geride kalan saatlerde Zede gördük ama maç saati yaklaştıkça buradaki sıcaklığın düşmesini ve soğuk havanın da etkisini arttırmasını bekliyoruz. Şu an için güzel bir hava var. Bu akşam güzel bir atmosferde 16. hafta erteleme mücadelesi olan Çaykur Rizespor Beşiktaş mücadelesinin oynanmasını bekliyoruz. Bu kritik zorlu randevuda ise hakem Abdülkadir Bitigen görev alacak. Ben eğer sözün yoksa Melike, sözü Rize'den şimdilik tekrardan sana bırakayım. Furkan Yıldız, bu arada KAP bildirimi, kamuoyu aydınlatma platformuna bildirim yapıldı Fernando Santos'la ilgili yaklaşık 5 dakika önce, 1,5 yıllık bir anlaşma. Hem bunu hem de şunu da merak ediyorum, sen de oradaydın. Rize'ye giderken takıma tepkiler vardı. Şu anda hava nasıl tam olarak o anlamda takımda, onu da merak ediyorum bir yandan. Samet Aybaba'yla da iletişim kurdu taraftarlar, bir şeyler söylediler. Biraz o atmosferi de anlatır mısın bize? Elbette. Aslında dün yayında da bahsetmiştim. Sezon başından bu yana Beşiktaş'ın tüm dış saha maçlarını takip etme şansımız oldu tabii ki. Tüm takım karşılamalarında, havalimanlarında dün Rize'de karşılanan oluşan daha doğrusu tepkileri hiç daha önce görmemiştim bu sezon. Dün ilk kez Beşiktaş taraftarı havalimanında futbolculara biraz tepkileri oldu. Özellikle bazı isimler özelinde tepkilerin olduğunu söylemek daha doğru olur belki. Çünkü takımın tamamına yönelik bir tepki yoktu aslında. İlk olarak Jackson Muleka'ya bir tepkisi oldu Beşiktaş'ta taraftarın. Çok aslında ciddi de bir kalabalık yoktu havalimanında. Onu da söyleyeyim. Biraz rakamın belki şu an net bir rakam vermek doğru olmaz ama çok da ciddi bir kalabalıktan da bahsedemeyiz dünkü havalimanındaki karşılama için. Fakat buna rağmen Beşiktaşlı taraftarın tepkisi vardı. Jackson Muleka'ya tepkisi oldu ilk olarak Beşiktaşlı taraftarın havalimanında. Daha sonra yine Ante Rebic'e yönelik bazı serzenişleri oldu aynı Beşiktaş'ta taraftarların. Raşit Gezal ve sonrasında aslında son haftaların Beşiktaş'ta en çok tartışılan, taraftarın da en çok tepki gösterdiği isimler belki de iki isim. Bu konuda belki öne çıkıyor. Tayfur Bingöl ve Onur Bulut'a son oynanan Kasımpaşa mücadelesinde de çok ciddi tepkiler vardı. Dün de yine havalimanında bu tepkilerin bir benzerini görmüş olduk. Samet Aybaba, Beşiktaş futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba dün takımla beraber Rize'ye gelmişti. Tam aslında havalimanında Samet Aybaba'nın çıkış yaptığı esnada da bir Beşiktaşlı taraftarın yine serzenişi vardı. İşte bazı futbolcular özelinde Tayfur, Onur gidecek, hepsi gidecek şeklinde bir serzenişi oldu. Orada Samet Aybaba da aslında ne kadar belki tanıyanlar çok daha iyi bilecektir Samet Aybaba'nın yaklaşımı, karakteristik olarak yaklaşımı. Dün Samet Hoca da taraftara aslında çok pozitif bir havayla, çok pozitif bir yaklaşımla geri dönerek nasıl hemen gönderelim, hepsi olacak ama yavaş yavaş olacak şeklinde, bu anlama gelen, buna yakın bir ifadede bulunmuştu Samet Aybaba da. Sonrasında zaten takım otobüsü havalimanından çıkış yaptı ve konaklayacağı otele gitti. Takımda bunun yansımaları bugün nasıl olur, tabii bunu öngörebilmek kolay değil. Bu akşam biz de aslında bu anlamda biraz daha farklı bir gözle bugün Beşiktaş'ın takım olarak sahadaki performansını, belki bir reaksiyon gelir mi, bunu merak ediyoruz. Bugün Fernando Santos'ta yeni bir dönem başladı. Futbolcuların bu noktada vereceği reaksiyonu merak ediyoruz. Bugün Rize mücadelesi belki Beşiktaş şampiyonluk yarışından kopmuş gibi görünüyor ama bundan sonra artık yeni teknik direktörle beraber bambaşka bir sayfa açacak.
olacak siyah beyazlı takım, siyah beyazlı futbolcular. Bu anlamda biz de bugün aslında futbolcuların sahada göstereceği reaksiyonu bizler de merak ediyoruz Melike. Çok teşekkür ediyorum Furkan Yıldız. Kolay gelsin. Seni meşgul ettik epey. Şimdi artık sonraki bağlantılar için veda edelim kendisine.